İyi akşamlar 25 Ekim 2022 Salı saat 19. Çok sana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz karşılıksız. Ya bizim hayatta eğer Türkiye'nin insanıysak zaten pek çok şey bizim için karşılıksız ama artık bunu atlatmamız lazım. Başka bir evreye geçmemiz lazım. O yüzden patron sizsiniz diyorum. Bu size bağlı. İsterseniz olur. Yani karşılıksızı ortadan kaldırırsınız. Efendim karşılıksız ilk haberle başlayalım. Amasra faciasının 11. günü. Bir takım sözler var. Bazı şeyler söyleniyor. Aman efendim hiçbir şey karşılıksız kalmayacak deniyor. Hükümet söylüyor bunu, iktidar söylüyor. 11. günde orada bu facianın yaşandığı yerde. Hala Herkes koltuğunda. 41 kişi hayatını kaybetti. 41 kişi ya. Kim bu işin sorumlusu? Hala belli değil. Bu işten nasıl sıyrırız diye onun hesabını yapıyorlar. Ortaya çıkacak sonuçlara göre gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın. Efendim, ne, ne Efendim mi verdiniz? Muhalefet 11. günde de sorumlular görevlerinin başında diyerek tepki gösterirken madenin müessese müdürü Cihat Özdemir ve iş güvenliği daire başkanı resmi araçla adliyedeydi. Savcıyla görüştüler. Avukatlara açılan soruşturma dosyasındaysa hiçbir idarecinin ifadesinin olmadığı ortaya çıktı. Aradan bu kadar süre geçti. Kimin ne yaptığı belli değil. Asıl fail belli değil. Yaşananlar hiçbir biçimde kaza da değil, kader de değil. Bu ölümler açıkça önlenebilir ölümlerdir. Her biri bir iş cinayetidir. Yaşanan kaza ile ilgili iş güvenliğinden teknik eksiklere kadar her konu inceleniyor, araştırılıyor. Soruşturma ne aşamada? Ne söylüyorsunuz? Bir gelişme var mı? Başka ifade mi vermeye geldiniz? Maden faciasının üzerinden 11 gün geçti. Olayla ilgili soruşturma sürerken şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan da yok, görevden el çektirildi. Müessese Müdürü Cihat Özdemir ile İş Güvenliği Daire Başkanı Faik Ahmet Sarıalioğlu Amasra Adliyesi'ne savcıyla görüşmeye gittiler. Taş Kömür Kurumu'nun resmi aracıyla. Bir ifade mi verdiniz? İki isimde içeride 10 dakika kaldıktan sonra soruları yanıtsız bırakarak adliyeden ayrıldı. Soruşturma savcısıyla ne konuştular açıklama yapılmadı. 11. gün geride kalırken soruşturma dosyası da ilk kez avukatlara açıldı. Ancak o dosyada madende çalışan işçilerin acılı ailelerin anlattıkları var sadece. Başta müessese müdürü hiçbir idarecinin tanık olarak bile ifadesine başvurulmadığını avukatlar açıkladı. Faciada ölümleri arttıran etkenlerin başında madendeki havalandırma sisteminin yanlış planlanması geliyor diye rapor yazılmış. Havalandırma sistemini yanlış yapıyorsunuz ve 41 insanın hayatına mal oluyor bu. Ülkemizin bir daha böyle felaketlerle maruz kalmaması için gereken çalışmaları yürütüyoruz. Orası ağlama duvarı değil. Siz görevinizi yapacaksınız. Bu işin failleri, sorumluları kim? Onları bulacaksınız. Soma'da olduğu gibi kapatmak istiyorlar. Amasra'dan alınan dersler ışığında ülkemizdeki tüm madenlerin durumları baştan sona gözden geçirilmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan faciadan sonra kader demişti ama kabine toplantısından sonra Türkiye'deki tüm madenlerin inceleme altında olduğunu söyledi. Maden faciası neden yaşandı? İhmal iddiaları 11 gün geçmesine rağmen sorumlular koltuklarını korurken henüz ifadelerine dahi başvurulmadı. İfade yok, bir şey yok. Ne görüşüyorlar ya? Bir de tavırlara baksanıza. Gördünüz değil mi iki görüntüyü arka arkaya? 41 can gitmiş. Hala hayatta kalsın diye ümit ettiğimiz, dua ettiğimiz insanlarımız var. Bu memleket yüzlerce, binlerce işçisini Bunların da büyük bölümü maden işçisi. Kaybedip duruyor. Canlarına mal olan tedbirsizlikler var. Ya 41 can gitmiş. Birilerinin kabahati var. Birilerinin bir hatası var. ihmali var. Yanlışı var. Suistimali var. Kastı var. Neyi varsa var. Resmi araca biniyorlar. Siyah plakalı resmi araca biniyorlar. Bu adamlar görevden çektirilmemiş. El çektirilmemiş. İfade filan da vermemişler. Savcıyla randevularım var. Nedir kardeşim? Muhallebiciye mi gittiler? Ne bu ya? Müessese müdürü Cihat Özdemir. Küstahlığa bakar mısınız bir de? Biniyor arabaya, çekiyor kapısını. Hareketler maraketler. Kimsin sen be? Resmi plakalı araca biniyor. Sonra İç güvenlik daire başkanı Faik Ahmet Sarı Alioğlu bu kadar uzun ismi hak ediyor musun sen arkadaş? Aynı hareketler. Bu neyin soruşturması ya? 11 gün olmuş. Hepsi işinin başında. Delil mi karartıyorlar ne yapıyorlar belli değil. Ondan sonra biz de bu memlekette bir yığın saçma sapan şey tartışıyoruz konuşuyoruz. Bunlar bu memlekette böyle şeyler hepimizin başına gelebilir. Eğer bunlara müsaade edersek bu laçkalığa bu laballiğe bu küstahla müsaade edersek bu memleket milli mücadeleyle kuruldu. Bu memleket 100 yıllık bir cumhuriyet, 1000 yıllık, 1500 yıllık bir hikaye. Ne anlatıyorsunuz siz ya? Terbiyesizlere bak ya. Cihat Özdemir, müessese müdürü. İç güvenlik daire başkanı, Faik Ahmet Sarıaleoğlu. Ne konuştular, ne anlattılar? Tek bir ifade yok, bir şey yok. 41 can niye gitti? Bu haliyle bu soruşturma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerine, her hiçbir şey efendim karanlıkta kalmayacak demesine rağmen söylüyorum. Bu haliyle bu soruşturma belli ki unutturulmaya, kapatılmaya çalışılıyor. Ve bu kapatılırsa bundan sonra yakında bir tanesi daha olur. Allah korusun. Bu ülke uçurumun kenarında yaşamaktan başka bir planı olmayan bir ülke olamaz arkadaş. Buna müsaade mi edeceğiz? Patron sizsiniz ya.